Merhaba arkadaşlar, Özlem'in Örgevi kanalıma hoş geldiniz. Sizlerin karşısına şöyle güzel, harika, çok basit bir modelle geldim. Modelimin ben alt kısmına şöyle tekstil tipi lastik uyguladım arkadaşlar. İsteğe bağlı tabii, sizler de nasıl değerlendirmek isterseniz o şekilde istediğiniz lastiği koyabilirsiniz alt kısmına. Ben inşallah bu tekstil tipi lastiği de kanalımda bir gün anlatacağım inşallah sizlere. Modeli 3,5 şişle yaptım. Şöyle arkasını da göstereyim size. Gördüğünüz gibi böyle. Çok kolay, çok çabuk ilerliyor. Sıkılmazsınız örerken. İsterseniz yavaştan artık yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, yine aynı şekilde 3,5 numara şişle modeli başlayacağım sizlere. Öncelikle 23 tane ilmek atmam gerekiyor. Şöyle her zamanki yaptığımız gibi hemen başlayalım. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane olduğunu sayalım. 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Bir düğüm atayım çözülmesin arkadaşlar. Şöyle iki sıra hemen ben bir haroşa yapayım. Ben haroşalarımı düzden alıyorum arkadaşlar böyle. Arkalı önlü bu şekilde devam ediyorum haroşalar yaparken. Böyle devam edeceğim. Hemen iki sıra yapıp geleyim. Evet arkadaşlar, iki sıra ben haroşamı yaptım, geldim. Hemen başlayalım modelimize. Öncelikle kenar ilmeğimi bir tane aldım. Bir tane düz ördüm. Şöyle alayım. Evet, bir tane düz aldım. Daha sonra ipimi bu tarafa alıyorum. Daha sonra örmeden şişime 3 ilmeğimi takıyorum. Bir tane düz örüyorum. Gördüğünüz gibi. Yine ilmeğim, ipimi bu tarafa alıyorum. 3 ilmeğimi örmeden takıyorum. Yine aynı şekilde bir tane düzümüz ördüm. İpim yine burada. Yine aynı bir tane ilmeğimi örüyorum. Düz örüyorum ama. Yine aynı ipim bu tarafta. 1, 2, 3. Tekrar bir tane düz. Gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. Bir tane yine düzüm. Bir saniye. Evet, yine bir tane düzüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Tamam. İlk sıramız böyle arkadaşlar. İkinci sıradayız. Modelimizin arka kısmındayız. Bütün ilmeklerim ters. Evet. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Çok basit. Hiç örgü bilmeyen bile bu modeli rahatlıkla örebilir arkadaşlar. Evet. Son ilmeğim
Kenar ilmeğimi de aldım. Ön kısımdayım. Yine aynı şekilde aynı işlemi yapıyorum. Bu işlemi 3 kere yapıyoruz. 3 sıra. Yine bir kenar ilmeğimi aldım. Bir tane de düzüm ördüm. Daha sonra yine ipim bu tarafta. 1, 2, 3. 3'ünü aldım. Bir tane düz ördüm. Yine aynı. 1, 2, 3. 3'ünü aldım. Bir tane düz ördüm. 1, 2, 3. Aldım. İlmeğim, ipim bu tarafta. Tek ilmeğimi de düz ördüm. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. Yine aynı şekilde bir tane düz ilmeğim. Tekrar aynı şekilde 1, 2, 3. İpim arka tarafta, bir tane düzüm, kenar ilmeğim. İkinci sıramız da tamamlanmış oldu. Şimdi üçüncü sıradayız. Yine aynı şekilde bütün ilmeklerim ters. Evet, kenar ilmeğimi de aldım. Yine ön kısımdayız. Aynı şekilde bu işlemi bir kere daha yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düzümü ördüm. Yine aynı ipim ön kısımda 1, 2, 3. Örmeden takıyorum arkadaşlar. Bir tane düzüm örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane düzüm örüyorum. Diğer 3 ilmeğimi 1, 2, 3, bir tane düzüm ördüm. Yine aynı 1, 2, 3, bir tane düzüm ördüm. Aynı şekilde 1, 2, 3, yine aynı bir tane düzüm ördüm. Artı kenar ilmeğim. Gördüğünüz gibi. Üçüncü kısmı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet, yine arka kısımdayım. Modelimizin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada da bütün iplerimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bu şekilde örelim. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi toparlama işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimizin 3 sıradan işlemini bitirdik. Şimdi toparlamasını yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Örmeden bir tane düzümü ördüm. Gördüğünüz gibi bir tane daha ördüm. Şu ilmeğim arası açıldı. Hemen bir tane de düzüm ördüm. Buradan hemen 3 ilmeğimi 1, 2, 3 tane atlamış olduğum ilmeğimi buradan arkadan gördüm. Alaraktan içinden geçirdim. Bunun birinci toparlamamız oldu. Sonra 1, 2, 3 ilmeğimi de ördüm. Yine aynı şekilde toparlıyorum. İçinden böyle bıraktım. Gördüğünüz gibi. Yine aynı. 1, 2, 3. Aynı şekilde. Bir, iki, üç. Yine aynı.
Bir, iki, aynı şekilde toparlamamı yapıyorum. Bir, iki, kenar elmeği. İlk toparlamamız burada bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle toparlama işlemi bitmiş oldu. Hemen örgümün arka kısmındayım. Yine aynı şekilde bütün ilmeklerim burada da düz. Hızlı yapayım. Hem sıkılmazsınız. Evet. Kenar ilmeğimi de alayım. Gördüğünüz gibi tamamladı. Şimdi bir tane arada giden bir haroşemiz var. Onu da yapalım. Model tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi. Buradaki haroşeyi şimdi bunu yapacağım. Biraz netleşti evet şimdi. Daha net görünüyor umarım. Kenar ilmeğimi aldım yine. Aynı haroşeyi ben böyle alttan alıyorum. Her iki tarafta da arkada da önde de bu şekilde haroşemi böyle yapıyorum. İlk sıramız böyle. Model bittikten sonra bir sıra haroşe koyuyoruz. Kenar ilmeğimi düz öreyim. Gördüğünüz gibi. Hemen arkadan aynı işlemi yapıyorum. Arkadan da haroşemi düz örerekten ilerliyorum. Haroşemi ördüm. Bitirdim. Evet. Gördüğünüz gibi ilk sırası modelimizin tamamlanmış oldu. Yine aynı şekilde burada da hemen modeli gördüğünüz gibi bir tane düzüm örüyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. Yine aynı bir düz. 1, 2, 3. Yine aynı şekilde bir tane düz. Bu şekilde böyle ilerliyoruz. Yine aynı 3 sıra yaptıktan sonra yine boğma işimizi yapıyoruz. Bağlamamızı yapıyoruz, pardon. Ondan sonra yine aynı şekilde bir sıra daha haroşeyi ördükten sonra modelimiz tamamlanmış oluyor. Bu şekilde arkadaşlar tamamladım. İnşallah beni buraya kadar dinlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle bir güzel yorum yaparsanız like atmayı da unutmayın. Diğer videoda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.